Hey. Merhaba arkadaşlar. Bahadır Akbay burada. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Adasındayım. Roosevelt Adası Queens ile New York'un Manhattan arasında küçük bir ada. Buraya bugün sizlere Amerika'da nasıl hakim olduğuma dair biraz bilgi vereceğim ve nasıl, ne kadar kazancı ne kadar hakemliğin, onun hakkında bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar, şimdi sahaya doğru yürüyorum. Şimdi size sahayı göstereceğim biraz daha. Maç ücretlerinden bahsedeyim. Şu anki çıkacağım maç amatör küme maçı. Bu maçın ücreti orta hakem yani $81, yan hakem $45. Yani 3 hakemli sistem. Arkadaşlar, burada çıktığınız maça göre fiyatlar değişiyor. Sabah bir tane 13 maçına çıktım. O $58'dı. Yaş grubuna göre yönettiğiniz maçların süresi ve yönettiğiniz maçların ücreti değişiyor. Amerika'da nasıl hakem olduğuma değineyim arkadaşlar. Amerika'daki ilk hakemliğimi Kaliforniya'da yaptım. Togayhan abim sağ olsun. O da çok iyi bir hakemdi. O yardımcı oldu. Arkadaşlar, ben Türkiye'de de hakemdim. Yani son 2 senemde, üniversitemin son 2 senesinde Türkiye'de de hakemlik yaptım. İzmir bölgesi hakemlerinden birisiydim. Gelince federasyondan yazı istedim. Çünkü burada hakem olmama dair eğitimleri tamamlamam lazım. Burada hakem olmak istiyorsanız arkadaşlar, eğer sıfırdan başlarsanız eğitimleri tamamlamanız lazım. Eğitimler New York'ta çoğu eyalette de aynıdır büyük ihtimal. 3 tane kurs tamamlamanız lazım. Saha eğitimi, oyun bilgisi, oyun kuralı. Bunlar hani bazıları online oluyor. Ama saha eğitimi de var. Hani bayrakları nasıl tutacağınız ya da düdük eğitimi. O şekilde de eğitimler var. Bu eğitimleri tamamladığınız zaman register, yani kayıt yaptırıyorsunuz federasyona. Ve hakem oluyorsunuz arkadaşlar. Bu süre içerisinden sonra maç almaya başlayabiliyorsunuz. Ben tabii o süreci geçtim. Çünkü Türkiye'de hakem olduğum için o süreci atladım. Türkiye'den federasyona mail atmıştım, federasyona e-mail göndermiştim. Türkiye'deki hakem olduğuma dair İngilizce yazı aldım Türkiye Futbol Federasyonu'ndan. Ve bu şekilde o eğitimleri atlayıp burada direkt hakemliğe başladım. Yaklaşık 2-2,5 senedir hakemlik yapıyorum burada. Bayağı seviyorum, hani ben hakemliği de çok seviyorum. İleriye gitmek istiyorum. Hani profesyonel olabilir miyim? Belki çalışmam lazım, bunun için çalışmam lazım. Bunu biliyorum. Dediğim gibi inşallah bunda bir kariyer yapabilirim. Ama tabii güzel bir şey çünkü hani hobim, bir de sevdiğim şey, bir de üstüne bir de para kazanmak güzel oluyor. Ben hafta sonlarımı öyle 4-5 tane maçla doldurup yani o şekilde cumartesi pazarımı bu şekilde değerlendiriyorum. İnşallah bir gün MLS'de, yani bu arada Süper Lig'inde beni görürsünüz inşallah. Günaydın. Şu an sabah saat 8. Şimdi gym'e geldim, yani spor salonuna geldim. Arkadaşlar, ben Planet Fitness'a gidiyorum. Fitness'ten bahsedeyim arkadaşlar. Planet Fitness, Amerika'dan her yerinde olan bir spor salonu. Buranın eğer sadece bir şubesine giderseniz aylık $10 ödüyorsunuz arkadaşlar. Planet Fitness Amerika'nın her yerinde var. Hani şey gibi, Equinox gibi, Orange Theory gibi, Blink Fitness gibi. Arkadaşlar, Planet Fitness İçlerindeki en ucuzu diyebilirim. Çünkü daha önce de gösterdim artık dışarıda. Aylık $10, yıllık $40 fee'si var. Yani 126-40. Yıllık gym üyeliğiniz $160 arkadaşlar. Yani fiyatı bayağı uygun. Equinox var. Equinox biraz daha lüks. Onun da aylığı galiba 100 ile 200 arasında. Tam fiyatları emin değilim. O yüzden yanlış bilgi vermeyeyim. Orange Theory de hani $100 civarı. Aylık membership. Tabii onların bazı paketleri olabilir, daha ucuz olabilir. Ben ortalamadan bahsediyorum. Hani onlar biraz daha yüksek. Ama 24 saat fitness $35.
aylık. Ben ona gitmiştim 7-8 ay kadar daha önce. Ama genelde Tenerife'ye gidiyorum, ucuz. Bir de Amerika'nın her yerinde var. Hani New York'un her yerinde var. Eğer Black membership alırsanız, yani Black üyelik alırsanız Amerika'nın her yerindeki Tenerife'ye gidebiliyorsunuz. O da aylık 25 dolar. Normalde pandemiden önce gymler burada Tenerife'miz haftanın 5 günü 24 saat açık. Yani pazartesinden cumaya 24 saat açık. Pazar günleri, cumartesi pazar günleri de galiba 8'de kapanıyor. Hani genelde gymler 24 saat açık. Tabii pandemi sonrasında saatler değişti. Artık 24 saat değil. Gece 10'da kapanıyor galiba. 12'de soğuk. 12'de kapanıyor. Sabah 5'te tekrar açılıyor. Temizlik yapıyorlar. O yüzden ben erken gelmeye çalışıyorum. Erken gelince hani kimse olmuyor. Bir de geceden temizlemiş oluyorlar. Çok fazla insan olmuyor. O yüzden güzel bir şey. Kilo kaybedemiyorum arkadaşlar. Diyetim çok iyi değil. Diyeti uygulamıyorum. O yüzden eğer tavsiyeleriniz varsa belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Yorumda. Teşekkürler. Bugün sizlere bir şey göstermek istiyorum. Union Meydanı'nda. Burada sürekli saati gösteriyorlardı. Hani saati göstermek için bu ekran. Ama arkadaşlar şimdi geri sayım saati koymuşlar. 7 sene 87 gün 19 saat 37 dakika 53 saniye. Yani küresel ısınmaya karşı bizim tüm insan olarak, tüm dünya olarak bir tepki vermemiz lazım. Daha çok çevreye duyarlı olmamız lazım arkadaşlar. Küresel ısınma tüm dünyada şu an gerçekleşiyor. 50 yılın her zaman açıklama yapıyorlar. Son 50 yılın en sıcak yılını yaşıyoruz. Son 100 yılın en sıcak yıllarını yaşıyoruz. Ve buna tüm insanlık olarak bizim tepki göstermemiz lazım. Daha çok çevreye duyarlı olmamız lazım. Çünkü bu dünya bizim değil arkadaşlar. Hani biz geliyoruz. İleride torunlarımız belki hani torunlarımızın torunlarına güzel bir dünya bırakmamız lazım. Çünkü bu dünyada sadece biz yaşamıyoruz arkadaşlar. Onun için buna dikkat çekmek istedim. Teşekkür ederim. Arkadaşlar size bir şey daha göstermek istiyorum. Şimdi Dollar Tree'ye geldim. Dollar Tree yani buranın bir dolarcısı. Yani içinde süpermarket, bayağı büyük bir süpermarket. Amerika'nın her yerinde var. Burada alacağınız her şey 1 dolar. Böyle farklı bir fiyat birimi yok. Sadece 1 dolar arkadaşlar. Alacağınız her şey 1 dolar. Dışarıyı göstereyim. Dışarıda inşaat var ama bu mağazanın ismi Dollar Tree. Amerika'da buraya gördüğünüz zaman her şey içinde 1 dolar. Size biraz içini göstereceğim. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Haftalık video yayınlamaya çalışıyorum. Haftada en az bir tane. Bu haftaki videom birkaç tane video oluştu. Bir iki gün içerisinde çektim bunları. İzlediyseniz ve beğendiyseniz beğenme butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı unutmayın. Lütfen. Please. And düşünceleriniz, video hakkındaki düşüncelerinizi yorum kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. Gece Manhattan'da kayıt yaptım. 6. avenide son olarak onu koyacağım videonun sonuna. İyi seyirler arkadaşlar. Görüşmek üzere.